Gelgit soruları nasıl çözülür? Bugün buna bakacağız. Şu an önümde Admiral Tide Tables kitabımız var. Yani Admiral Çayınların Tide Table kitabı bu. Gelgit kitabı. Bu kitabın altında yazan şu kısımda hangi limana ait gelgitlerin olduğu verilmektedir. Avrupa, Akdeniz ve Atlantik Okyanusu'nun limanlarının gelgit bilgileri verilmiş. Şimdi bu kitabın içeriğini bir inceleyecek olursak ee, şu an bir sayfayı açtık rastgele. Burada e, Rayshia Port of Kem limanını vermiş. Buradan arkadaşlar e, 2011 yılındaki bilgilere erişebiliyoruz. Mesela diyelim ki 16 Şubat tarihindeki bilgilere bakalım. Şu an bu kısma baktığımız zaman 1.7 metre su yüksekliği olacakmış. High water 0.325'te 1.7 metre olacakmış. Bakın 1.7'den küçük 0.5 10.20'de de 0.5 olacakmış. Bu da Low Water olacak. Bu şekilde arkadaşlar gideceğimiz limanın hangi tarihte, saat kaçta gel git yükseklikleri olacak. Bunu bu şekilde alabiliriz. Peki bunları nasıl kullanacağız? Bununla ilgili de hemen yan tarafında bir grafiğimiz var. Port of bir grafiği. Bu grafiği kullanarak arkadaşlar biz bu limanın ne kadar gelgit yüksekliğine ulaşacağını bulacağız. Şimdi bununla ilgili bir örnek çözüp bulacağız. Bu kitabı niye tanıtıyorum? Gemideyken bu kitabı nasıl kullanacağız? Bu kitaptan nasıl yararlanacağız? Onu öğrenebilmemiz için bu nokta önemli. Onun için bu kitabı da öğretmiş bulunalım. Şimdi sorumuza geçelim. Sorumuzda bize 6 Ocak 2000 tarihinde saat 09:00'da yani GMT saati bu burada da belirtmiş. Yola Pol limanındaki gelgit yüksekliği kaç metredir? Biz şimdi bu gelgit kitapları, gelgit kitabımızı alacağız. 2000 tarihinde, 2000 tarihli olanını bulacağız tabi. 6 Ocak'ta eee Yola Pol limanındaki gelgit kısmını bulacağız ve grafiğinden yararlanarak bu soruyu çözeceğiz. Bunları bulduğumuzu varsayalım. Soru bize bunu veriyor zaten. Şimdi soru bize şu kısımda bunları vermiş. Saat 09.00 tam bu araya denk geliyor. O zaman şu iki değerimi kullanacağım ben. Burada bulunan şu iki değeri kullanacağım. Şimdi 4.6 high water. 1.6 da low water demektir. Şimdi 4.6'yı ben high water'dan bulacağım. Bakın burada grafikte high water'ı bu tarafa yazlıyor, Low water'ı da aşağı tarafa işaretle diyor. Şimdi high water'ın olduğu yerde 4.6'yı buluyorum. Şurası 4.5 şurası da 4.6'dır. O zaman şu kısım 4.6'ymış. 4.6 high diye yazalım. Low water'ın da 1.6'ymış. Onu da şurada bulduk. 1.6 Low water. Şimdi biz bu iki noktayı birbiriyle birleştiriyoruz arkadaşlar. birleştirirken bir cetvel kullanabiliriz. Paralel cetvelimizi kullanabiliriz gemideyken. Şimdi bu iki noktayı şu şekilde birleştirdik. Birleştirdikten sonra şimdi ikinci kısma geliyoruz. Zamanlar konusuna. Bakın saat 4.20'de low water olmuş, değil mi? High water olmuş. 4.20'den saat 09 Başka bir kalem kullanalım. 09 00'da ne olur diyor bunun gelgiti? 4.20'den 09.00'a ineceğim. o zaman 09.00'dan 420'yi çıkarırım. İşte bu çıkarma işlemini yaptıktan sonra bunlar saat, burası dakika. 4 saat 40 dakika bulurum. Tabi buradan aşağıya doğru arttığından dolayı artılı kısımları kullanırım. O zaman high water'dan bu tarafa doğru zaman artacak. Saat 4 burası. 4.40'da arkadaşlar. 4.30 şurasıdır. 4.40 burasıdır. 4.40 Şimdi burayı da bulduktan sonra Hocam biz bu kesikli çizgiyi mi kullanacağız? Yoksa kesiksiz devam eden çizgiyi mi kullanacağız? Sorumuz bu olmalı. Bunun cevabı da şu arkadaşlar, bakın şurada min low water spring var, min low water nip var, iki değer. Burada da min high water nip var, min high water spring var. Şimdi bizim bu çizgimiz bununla bu çizgiyle bu çizgi arasında. Onun için biz kesiksiz olan yani springin göstermiş olduğu şu kesiksiz olanı kullanacağız. Ama bu çizgimiz Min Low Water Nip ile şu çizgiyle, şu çizgi arasında olsaydı, şöyle bir şey olsaydı, o zaman biz Nip'in gösterdiği kesikli çizgiyi kullanacağız. Ama biz bu sorumuzda tabi bunu kullanacağız. Şimdi o zaman bu noktadan şu kesiksiz olan çizgiye bir dik çizerim. Onu da benim elimde şu şekilde dik çizebileceğim bir cetvelim var. Cetdelimi yerleştiriyorum. Cetvelimi yerleştirdikten sonra yukarı doğru bir dik çiziyorum. Evet yukarı doğru çizdim. Buradan da bunun üzerine gelecek şekilde paralel bir doğru çizeceğim. Bunu da şu şekilde çizelim. Evet çizdikten sonra tam paralel olacak Arkadaşlar bu şekilde tam bu noktaya geliyor kameradan dolayı biraz kaymış gibi gözükebilir Şimdi bunu da arkadaşlar yukarı doğru ve aşağıda yapabilirsiniz fark etmez <laughs> yukarı doğru kaydırıyorum şimdi de veya aşağıda olabilir aynı değeri verecek Burada da 2 metre 10 20 27 santim diyebiliriz 2,27 2,27 metre bir değer çıktı arkadaşlar. O zaman şu kısma cevabımızı cevap kısmına cevabımızı yazalım 09 00 GMT saatinde. Gel git yüksekliği 2,27 metre olur. İşlemimiz bu kadar basit. Gemide de arkadaşlar bu kitaplarımızı kullanarak bu şekilde hangi saatte limanda olacaksak ona göre gel git yüksekliğimizi hesaplayabiliriz. Kendinize iyi davranın. Hoşça kalın.